Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîran ve salatu ve selamu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîran ve alâ âlihi ve ashâbihi'l mukaddimîne alâl hayri ve lev asîran. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrel umûri muhtesâtühe ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve kulli dalatin finnar. Ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal İza aveyte ila firâşike kul bismike Allahümme vadatu cembi tahhirli kalbi ve tayyib kesbi. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zâm aleyhim salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbaalar, Rıdvanullah Teala Aleyh Mecmu'inin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihali dar baka edenler Rahmetullah Aleyh Mecmu'inin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisine feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimize ervah için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Gümüşhaneli Hazretlerinin Levamil Ukul kitabı, hadisleri şerh eden kitap, bizim size aktarmaya çalıştığımız bilgileri içeren bu kitap, bir Müslümanın günlük yaşamı, pratik hayatında Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine, sünnetlerine göre nasıl olmalıdır? Bunları öğretiyor. Bu cümleden olmak üzere şimdi de yatarken neler yapmalıyız? Onu size anlatan hadis okuyacağız. Mümin her zaman Cenab-ı Hakk'ı düşünmelidir. İmanın kamili, kemale ermişi, kamil iman sahibi olan kimse nerede olursa olsun, her durumda, her zamanda Allah'la beraber olan, Allah'ın kendini görür, bilir, işitir olduğunu idraki anlayışı, bilinci içinde olan adamdır. Böyle adam tabii Allah her yerde beni görüyor, biliyor, her şeyimden haberdar düşüncesinde olan adamın yanlış iş yapması mümkün değildir. Ancak müminler bazen gaflete düşüyorlar. Allah'ın görür, bilir, işitir olduğunu kabul ediyorlar, inanıyorlar ama bazen akıllarını bunu getirmiyorlar. Allah görüyorken, biliyorken onun gözünün önünde Allah'ın yasaklarını çiğniyorlar. Çiğniyoruz insan olarak. Böyle hatalarımız oluyor. Onun için bir mümin her zaman, her yerde, her durumda Allah'la beraber olmalı. Kalkarken Allah demeli. Evden çıkarken Allah demeli. Çalışırken Allah demeli. Allah unutmamalı. Eve dönerken, evden girerken, yemek yerken, su içerken, her durumda ve yatarken. Evet, bir gün geçirdim, bugün karlı mıyım, zararlı mıyım? Evet, her saniyemizin, her anımızın hesabını vereceğiz. Kur'an-ı Kerim'de bunlar çok açık bize Allah tarafından bildirilmiş. Akşam yatarken bugün ne yaptım? Evet, ne güzel söz var. Allah için bugün ne yaptın? Bazen yazıyorlar. Oraya duvara yazmak önemli değil. Onu devamlı düşünmek önemli. Bugün Allah için ne yaptım? Akşam
olunca gün doğdu, gün tam ortaya geldi, sonra tekrar tepeden aşağı indi ve battı. Şimdi karanlık kapladı. Ben şimdi uyuyorum. Bir gün temelli uyuyacağım. Temelli bu hayata veda edeceğim. Bugün nasıl acaba, karlı mıyım, zararlı mıyım diye bir muhasebe yapmalı ve karlıysa şükretmeli. Zararlıysa hemen tövbe istiğfar etmeli. İnsanlık budur. Günahta ısrar etmek, yanlışta ısrar etmek, inat etmek şeytanlıktır. İblis aleyhi lâne, Allah Celle Celaluhu'ya karşı gelmesinde ısrar etti, inat etti. İblisliği, şeytanlığı, Allah'ın rahmetinden kovmuşluğu bu yüzdendir. Nuh aleyhisselam biliyorsunuz kavmine kızdı, beddua etti. Yeryüzünde ya Rabbi dedi, 950 sene uğraşmış. Ancak 80 kişi inanmış. 950 sene Kur'an'la sabit. Hakkı da var yani. Böyle deyince yeryüzünde bir tek kafir bırakma ya Rabbi diye beddua edince işte tufan olmuş. Allah'ın emri üzere Cebrail aleyhisselamın göstermesi kılavuzluğu ile gemisini yapmış. Elmallah Hamdi Yazı merhum hocamıza göre buharlı gemi diyor o işaretlerden. Bu müminleri almış, hayvanlardan birer çift almış, işte yiyecek kadar ekmek, şu bu herkese almış. Böylece büyük bir gemi. Bizim Doğu Bayezid'de da Cudi dağlarının, Kur'an-ı Kerim'de Cudi dağında kondu diyor. Sular çekildi, kondu. Orada hakikaten bir fosilleşmiş bir gemi resmi var. Gidip görebilirsiniz. Oryantalistler, şarkiyatçılar, Avrupalı bilginler tespit etmişler. Orada onların makaleleri var, kitapları var. Bir de devlet oraya bir bina yapmış. Oralara yolunuz düşerseniz hakikaten direkli Serendiri'de olan büyükçe bir gemi 80 kişiyi alır. Hayvanlardan birer çift alır. Öyle bir gemi fosilleşmiş, taşlaşmış duruyor. Evet işte oradayken yağmur, işte sel her tarafı, taşkınlar basınca boğulmuş herkes. Geminin ucunda bu iblisi görmüş Nuh aleyhisselam. Demiş bak bu kadar halkın kanına girdin. Sen sebep oldun buna. Azdırdın onları. Allah'ta batırdı. Tevbe et demiş. Nasıl hesap vereceksin? Evet. Şimdi benim tevbemi kabul eder mi? Demiş şeytan. Allah benim tevbemi kabul eder mi? Bu kadar olandan sonra. Dur demiş. Allah'a bir yalvarayım. Nuh aleyhisselam. Kitaplar öyle yazıyor. Cenab-ı Hakk'a niyaz etmiş, yalvarmış, ona vahyetmiş. Nuh demiş, gitsin Adem'in kabri şurada, Adem'in kabrine secde etsin, o Adem'e secde et emrimi, kabrine secde ederse yerine getirmiş kabul edeceğim, tevbesini kabul ederim. Şeytanlığı işte burada. Ben demiş onun dirisine bile secde etmedim, ölüsüne mi secde edeceğim? Etmiyorum demiş. Bu şeytanlık. Ama insan hata yaptığı zaman arkasından pişman olur. Tevbe ederse bu da insanlık. Adem aleyhisselam da cennete girdi. Cennette bir şu ağaçtan yemeyin emrine uymadı. Hava anamızla beraber Allah da onları yeryüzüne indirdi. Bunlarda hikmet var. İnsan nesli yeryüzünde çoğalacak. İşte şimdi Serendip Adası, Sri Lanka diyorsun siz. Oraya indi. Ama Adem aleyhisselam babamız hemen kendine geldi. Hava anamız da öyle. Rabbena zalemna enfusena ve illem tavfirlena ve terhamna lenekûnenne minel khâsirin. Ey Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik, zulmettik. Ne yaptıysa kendimize yaptık. Bizim işlediğimiz hatadan dolayı sana bir eksiklik gelmez. Biz kendimize yazık ettik. Eğer bizi affetmezsen biz hüsranda, zararda, ziyanda kalanlardan, iflas edenlerden oluruz diye işleri yanarak gözyaşlarıyla kitaplara göre 300 sene ağlamışlar.
tevbe etmişler. Hava anamız Cidde'de. Adem Aleyhisselam Sri Lanka Serendip Adası'nda. 300 sene ayrı yalvarmışlar, kanlı gözyaşları dökmüşler. Neticede Allah tövbelerini kabul etmiş. Tayyi mekanla Arafat'ta buluşmuşlar. Arafat adı da oradan geliyor. Birbirlerini tanımışlar. Eşleri eski. Evet. Şimdi insanlık bu. Her birimiz beşeriz, şaşarız. Önemli olan işte muhasebe yapıp akşam oldu. Yatağa gireceğin zaman belki bu son yatışım olabilir. Hemen kendine geleceksin. Bugün iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Muhasebesini yaptıktan sonra Allah'a sığınacaksın. Onlardan birisi de şimdi söyleyeceğimiz hadis. Ne diyeceğiz? Evet. İza avayte ila firashik, uyumak için, istirahat için döşeğine, yatağına girdiğinde, sığındığında kul bismikallahümme, şöyle söyle. Bu mecburi değil. Mecburi değil. Mecburi olanlara farz diyoruz. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sünneti oluyor. Söyle. Onun emri sünnet. Evet. Bunları yaparsanız Peygamberimiz Efendimiz'e uymuş olma niyetiyle yaparsanız ibadet olur, sevap kazanırsınız. Ama mecburi değil. Nedben teşvik edilmiştir. Yaparsanız iyi olur. Böyle söyleyin. Bismikallahümme, Allah'ım senin isminle, evet senin isminle işte şimdi yatağa giriyorum, yatağa yatıyorum, uyuyacağım. Her şeyde böyle, iyi şeylerde. Bismillahirrahmanirrahim. Sen bana yardım ettin, sağlık afiyet verdin, nasip ettin, işte bu işi yapıyorum. Sayende bismikallahümme, senin Allah'ın isminle, senin yardımınla yapıyorum. Senin ismini anarak bu işi yapıyorum. Sana sığınarak, senden yardım dileyerek. Orada imanın özü yatıyor. Allah'a sığınıyoruz, Allah'a kul olduğumuzu itiraf ediyoruz, ondan yardım diliyoruz. Bismikallahümme, senin Allah'ım, senin isminle vadatu cembi, yanımı yatağıma koydum. Ve senin isminle kalkacağım inşallah. Tabii kalkacağımız belli değil. Belli olmayınca inşallah. Sen dilersen, izin verirsen, uyandırırsan, ömür tanırsan bana süre, kalkacağım inşallah. Öbür rivayette öyle. Evet. Vadatu cembi. Evet. Ve arfavuhu. Yatağıma girdim, yanımı yatağıma, döşeğime, tabi sağ tarafımıza, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ avucunun içine sağ yanağını koyarmış, bismillah deyip yatarmış sağına. Peygamber böyle yaptı diye siz de yaparsanız sevap alırsınız. Ona uyma sevabı alırsınız. Evet, yanımı sana yatağa koydum senin adınla, adını anaraktan. Evet, inşallah adınla da kalkacağım, sayende kalkacağım. Tahhirli kalbi, kalbimi şirkten, sana ortak koşmaktan, münafıklıktan, nifaktan ve diğer kötü haset, fesat, kin, fitne, buz, gurur, kibir, gayz, bunlardan, bu manevi kirlerden, pisliklerden, hastalıklardan kalbimi temizle. Müminlere karşı, kalbimde hiçbir mümine karşı kalbimde kin, nefret, haset, fesat bırakma. Temiz bir kalple uyut beni. Neden böyle diyoruz? Çünkü bu Allah'ın emridir. Müminler üç kısımdır. Çok genel bir sınıflama yapacaksak, Kur'an'a göre müminler üç kısımdır. Bir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görenler. Onun dizinin dibinde yetişenler. Ondan dinimizi öğrenenler. Bunlara sahabi deniyor. Çoğulu sahabe. Sahabiler. Bunlar bahtiyar insanlar. İslam nurunu, iman nurunu, Allah'ın feyzi bereketini bizzat Resul-i Ekrem'den almışlar. Şanslı insanlar. Kur'an'da da övülmüş insanlar.
Peygamberimiz de buyuruyor ki ashabıma sarılın. Onların her hangisi olursa olsun yıldızlar gibidir. Nasıl karanlık gecede yıldızlara bakarak kutup yıldızı orada olduğuna göre orası kuzey deyip yönümüzü yolumuzu tayin ediyoruz. Kaybolmaktan, sapıtmaktan, dalaletten kurtuluyoruz. Ashabım da yıldızlar gibidir. Hangisine ittedeytüm uyarsanız ihtedeytüm dost doğru yolu bulursunuz. Böyle söylüyor. Ben yetiştiririm onları diyor. Övüyor böyle. Ben irtihal eyledikten sonra dört halifemin sünnetine sarılın. Sahabemin yoluna girin. Bunlar sahabiler. Evet, onların yaptıklarını yaparsak ki onların sahabi olmaları işte bu. Ne yaptıysa peygamber anında yapıyorlar. Sahabilik bu demek. Peygamber bir şey emretti mi ben bunu 40 senedir yapıyorum alıştım demek yok. Sen söyledin ya Resulallah bitti bu iş. Attım gitti diyorlar. Sahabilik bu demek. Yani birisi de mesela bir ayeti duydu. Bir hadisi duydu peygamberin sünnetini. 30 senedir yapıyorum ben alıştım demeyip madem peygamber böyle söyledi attım gitti bıraktım gitti derse sahabileşir. Sahabilerden olur. Daha kıyamete kadar bu yol açık. İşte böyle ya Rabbi hiçbir mümine kalbimde haset, fesat, kin, nefret bırakma. Neden dedik? Müminler üç grup. Evet ayet bu. Sahabi değiliz biz. Resulullah devrinde yaşamadık. Onu göremedik. Allah göstersin inşallah. Evet. Cennette girersek inşallah göreceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem göreceğiz. Ona eğer iyi adam olursak mahşerde komşu olacağız. Evet. Dünyada da görmek mümkün. Çok salavat getirenler, kalbi temiz olanlara geliyor, konuşuyor. Çok var böyle. Çok var. Allah bize de nasip etsin. Evet, bu sahabilerden değiliz. Ondan sonra sahabiden sonra gelenler var. Tabiun diyoruz. Tebe-i tabiun. Yani peygamberi görememiş ama peygamberi görenleri görmüş. Peygamberi görenleri, görenleri görmüş. Evet. İlk 100 seneden sonra gelen 200 senede yaşayanlar. Biz onlardan da değiliz. O devirde de yaşamadık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğumundan kaç sene sonra dünyaya geldik ve yaşıyoruz. Elhamdülillah yine de Allah iman nasip etti. Gayba inandık. Peygamberin yüzünü görmedik. Mucizelerini görmedik. Cenneti cehennemi görmedik ama gene de inanıyoruz. Allah bir, ahiret hak. Cennet var, cehennem var diyoruz. Allah da bizi övüyor. Elif, la, mim. Zalikel kitabu la raybe fih huden lil muttakin ellezine yu'minune bil gaybi. Evet. Bu Kur'an müminlere hidayet kaynağıdır. İnananlara. Nasıl müminler? Gayba inananlar. Yu'minune bil gayb. Peygamberi görmediği halde mucizelerine şahit olmadığı halde gerçi biz peygamberin bir mucizesine şahidiz. Niye o? Kur'an. Kur'an peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük mucizesidir. Kıyamete kadar meydan okuyor. Toplanın diyor. Bir ayet. Bir cümle. Hadi buyurun getirin örneğini. Uğraşmışlar. Herkes gülmüş. Evet. Böyle çabalayanlar olmuş. Kendine inanmamış. Etrafındaki de gülmüş. Hadi demiş. Hadi git. Çok uğraşanlar var. Yapamıyorlar. Mucize işte bakın. Peygamber ümmi üniversiteye gitmemiş. Doktora, doçentlik, profesörlük yapmamış. Ama muallimi Allah. İşte peygamber olduğu için gayip bakın Allah ona öğretmiş. Ümmi olmasına rağmen muallimi Allah. Terbiyecisi Allah. Ne kadar tahsil edersen git ayak tozu olamıyorsun. Çünkü onun muallimi Allah. Elbette her şeyin kaynağı, kudret elinde var. Allah'ın muallim olduğu kadar kim olabilir? Öyle. Mucize, Kur'an. Birçok ilim adamı buradan hidayete eriyor. Mesela son Müslümanlardan Maurice Bucay var.
profesör, doktor. Kur'an'da ceninin safhaları var. İnsan ana rahminde kaç safhadan geçer? Kur'an'da anlatılıyor. Bakıyor, Muhammed diyor ilkokula gitmedi. Liseye gitmedi. Tıp fakültesine gitmedi. Bugünkü ilmin vardığı, işte o zaman mikroskop falan yok. Teknoloji ilerlemiş, her şeyi görüyorsun mikroskopta. Ultrason diyorlar, senin içini görüyor herif. O zaman ondan yok. Okul tahsili yok. Ama bugün ilmin vardığı noktayı 1400 sene sonra aynısını daha güzel şekilde söylemiş. Kur'an'da var. O Muhammed diyor Allah'ın elçisi. İnandım. Bu onun sözü değil. Nasıl olsun onun sözü ya? Tıp tahsili yok. Cenin'in safhalarından bahsediyor. Böyle Kur'an mucize. Bu onun yapılamazlığı, herkesin aciz kalması. Bunu her an görüyoruz. Karşı karşıyız ama parmaklarından bir 30 bin kişilik orduya yetecek. Buyurun demiş. Bismillah. Şarıl şarıl sular akmış. 30 bin kişilik. Tebük sevdi. Asker su içmiş. Hayvanlarını sulamışlar. Çamaşırlarını yıkamışlar. Yıkamışlar bu su. Hadi. Yiğit sen dakit. Bu mucize. Evet. Ayı bir bismillah demiş. İkiye bölmüş. Hadi yiğit sen de ikiye böl. Biz evet bu mucizeleri görmedik. Ama Kur'an mucizesiyle karşı karşıyayız. Ahireti görmedik. Cenneti cehennemi görmedik. Gene de inanıyoruz. Allah da gaybe inanları, gözün önünde olmayana inananları övüyor. Bunda şüphe yok. Elif la mim zelkel kitabı la raybe fi. Bu kitapta asla şüphe yok. Hüden lil müttakîn. Allah'a inanıp Allah'ın yasaklarından sakınan mümin olanlara aynı hidayet kaynağıdır. Yü'minûne bil gayb. Gayba inanır onlar. Evet böyle. Övüyor. Şimdi biz sahabi değiliz. O gruptan yiyoruz. Birinci grup. En üstün. İkinci grup. Tabiun tabi'u tabi'inden de değiliz. Üçüncü gruptan sonra artık peygamberin saydığı fazilet bitiyor. Ondan sonra gelenler, biz onlardanız. Onlar nasıl olur? Kur'an'da ayette var. Rabbena ufir lena ve li ihvanina ellezine sebekuna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu. Rabbena inneke raufur rahim derler. Kur'an böyle. Üçüncü grup Müslüman olabilmeniz için bunu söylemek zorundayız. Ne diyor? Evet. Bu gruplardan sonra vellezine ca'u min ba'dihim, bunlardan sonra gelenler yekuluna şöyle söylerler. Rabbena ufir lena. Rabbimiz bizi affet. Günahkarız. Kendini beğenmişlik yok. Gurur yok, kibir yok. Dikkat edin. Affet demek o demek. Ben yanlışlık yaptım. Affet beni demek Allah'ın büyüklüğünü tanımak demek. Ona yalvarmak demek. İman var orada. İnanmayan adam böyle söylemez ki. Öyle derler. Rabbena ufir lena. Bizi affet. Evet. Ve li ihvanillezine sebekuna bil iman. Benden evvel geçmiş müminleri de affet. Kim duymazlar. Ha o mu? Onu asla affetmem demezler. Müminlere afiyukardırlar. Geçmiş müminleri de aff et derler. Evet. Hazreti Ömer'e düşmanım diyor herif. Evet. Hazreti Ebu Bekir'e düşmanım diyor. Hazreti Osman'ı zaten hiç adını etme diyor. Muaviye'ye düşmanım diyor. Muaviye sahabidir, vahiy katibidir. Peygamberin kayınbiraderidir. Kız kardeş Ebu Habibe'nin şeysidir. Evet. Vahiy katibi. Sen vahiy katibi olabildin mi? Düşmanım diyor ona diyor herif. Küfrediyor. Üçüncü grup Müslüman olmak için böyle diyeceksin. Bizi affet. Ben en iyisiyim demeyeceksin hiçbir zaman. Affet bizi. Ve evvelki müminleri de affet. Düşman adam affet der mi? Düşman olmayacaksın geçmişe. Hazreti Hüseyin'e gelmişler. Zamanında
Küfeliler gelmiş. İşte Hazreti Ebubekir 60'lar tutmuşlar Ömer'e, Osman radıyallahu anh 60'lar tutmuşlar, biz demişler Ali'nin kurbanıyız. Sen de onun yavrusun, senin yoluna ölmeye hazırız falan. Dinlemiş, dinlemiş. Bunu okumuş. Demiş ki, vallahi demiş, ben sizin mümin olmanızdan şüphe ediyorum. Çünkü mümin olmak için müminler, Allah'ım bizi affet derler. Bizden evvelki müminleri de affet derler. Siz diyor sövüyorsunuz. Siz Ömer'e, Osman'a, Ali'ye şeye yetişemediniz. Eski mümin onlar. Allah diyor ki mümin olmak için geçmişteki müminleri de affet derler. Kin, nefret duymazlar. Demiş ben demiş sizin mümin olduğunuzdan şüphe ediyorum. Defolun şuradan demiş. Evet biz hiç kimseye kin beslemeyeceğiz. Besleyemeyiz. Mümin olamayız çünkü. Mümin olmak için ayet bu. Onun için mümin olan hiç kimseye biz nefret duyamayız. Kin besleyemeyiz. Haset edemeyiz. Ayet söylüyor. Mümin olamayız çünkü. Daha bitmedi. Evet, haset edemeyiz. Nereden çıkardın hocam? Geçmişe affet diye dua ederler. Evet. Rabbena ağfir lana ve li ihvanina alladhina sabaquna bil iman ve la tec'al fi kulubina ghillan lil ladina amanu ve la tec'al fi kulubina ghillan lil ladina amanu. Şu anda yeryüzünde ne kadar mümin varsa kalbimizde hiç onlara kin, nefret, haset, fitne bırakma, ilinti bırakma derler. Öyleyse haset eden adam işi yastır. Üçüncü gruba girmesi Hazreti Hüseyin söylüyor. Ben diyor şüphe ederim sizden diyor. Allah böyle söylüyor. Mümin böyle söyler. Beni affet. Geçmiş müminleri affet. Halen sağ olanlara da asla kin, nefret duydurma ya Rabbi. Kalbimize en ufak bir gayız, kin bırakma ya Rabbi. Onları sevenlerden et bizi ya Rabbi derler. Siz de söylüyorsunuz. Defolun şuradan diye kovmuş. Bilimsel kaynaklarda böyle yazıyor. Ben orada değildim. Kitaba yazanlardan aktarıyorum size. Evet biz müminler Kur'an'ı esas alırız. Kur'an'da da bu ayet var. Geçmişteki müminlere kin duyamayız. Efendim şu hatayı yapmış. Tamam efendim. Benim konum bu. Ben İslam tarihi profesörüm. Mesela benim değil de adam konuşuyor. Ben İslam tarihi profesörüm. Olabilir. İnsan hatası olmaz. Kur'an'da zaten Yunus Aleyhisselam'da Allah izin almadan Allah belanızı versin demiş Musul o Kerkük'teki Ninovalılara gemiye gitmiş ama biliyorsun gemi hep attı hep atacak. 60'lar denize onu. Çok pişman olmuş. Allah'tan izin almadan ayrıldım memleketten diye. Orada la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin diye diye Allah onu affetmiş. Sonra tekrar kavmine gelmiş. Kavmi de zaten pişman olmuş. Evet böyle. Yani bakın insanın yanlışlıkları zelle denir peygamberlere. Ama biz onlar ne olacak? Devede kulak kabilinden biz büyüklerini yapıyoruz. Olsun. Önemli olan günahta ısrar etmemek. Affet bizi. Başta bak. Rabbena ufir lana. Bizi affet. Evet. Ve li ihvanen lezine sebakuna bil iman. Geçmiş müminleri affet. Ve la tecal fi kulubina gillen lillezine amenü. Sağ olan müminlere de kalbimde hiçbir haset, fesat, kin, nefret bırakma ya Rab. Mümin olabilmenin şartı bunlar. Kur'an'a göre Allah hiçbir mümine günahkar olsa bile mümin olana kalbimizde en ufak kin, nefret bırakmasın inşallah. Evet, hepimiz günahkarız. Günahkar olmayan var mı? Günahkar olmayan melek olur. Biz insanız. Var bir şey takıntımız. Biz iyiliklerimizi unutmayız ama o kara yazıları hemen unuttururuz. İşimize gelmiyor çünkü. Ama öbür tarafta kitabı koyacaklar. Oku lan. Evet, hiç aleyhine konuşan gördün mü sen? Şöyle de böyle de hakime bin lira da su getirir. Okumaz, okumayacak. Aleyhine çünkü yazılar.
burada kiramen kadimi yazıyor. Anla ama orası dünya mahkemesine benzemiyor. Okumuyorsun. Bu defa elin diyor şu kumarı oynadım. Gözün diyor ki falanca adamın evini gece gözledim. Kulağın diyor ki falanca şeyleri dinledim. Ayağın diyor ki falanca yerlere gittim. Evet, Kur'an'da var bu. اَلْيَوْمَ نَحْتِمَ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ Konuşmazlar. وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Yasin'de kazandığın günahları elin, ayağın, derin, evet, cülûduhum da var. Derilerin, gözün, kulağın başları söylemeye. Derler ki neye konuşuyorsunuz? Ben sizin için gittim kafayı çektim. Şarap içtim. Sizin için haram yedim. Niye konuşuyorsunuz aleyhimde? Aynen Kur'an'da ayet bu. Evet, bize kızma sahibimiz. Antakanallahu antaka külle şey. Kur'an'da ayettir. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. Konuşmamak elimizde değil. Bize kızma. Bizim görevimiz bu. İş bunları hep Kur'an'da var. Bunları düşünerek akşam iyi miyim, kötü müyüm? Karlı mıyım, zararlı mıyım? Yapacaksın. Allah'ım senin isminle yatağa giriyorum. Yanımı yatağa koydum. Tahhilli kalbi. Evet, kalbimi müminlere kin, nefret, haset, fesattan temizle. Kibir, gurur bırakma. Öyle. Şirk bırakma, münafıklık bırakma. Kötü ahlaklardan bırakma ya Rab. De akşam yatarken. Peygamberin tavsiyesi ve tayyip kesbi kazancımı temiz et ya Rab. Haram lokma ile biten etten namaz kılma iştahı olmaz. Adam hacca gidiyor. Oo, neler yapmış. Umutsuzluk yok İslam'da. Ama olacakları anlatıyorum. Kendimize gelelim diye. Önce kendime ve sonra size duyuruyorum. Hocam gözümden yaş gelmiyor yahu. Arafat'ta ağlamak lazım. Günahlarını hatırlayıp şapır şapır ağlamak lazım. O zaman siliyorlar. Hocam ağlayamıyorum ya. Haramlı beslenen beden gözden gözyaşı çıkar mı? Tevbe edeceksin. Kulakları varsa ödeyeceksin. Bulamıyorsan tövbe ettikten sonra hayır edeceksin o adam adına. Bulamıyorsun mesela, ölmüş gitmiş. Arkadaş ben senin vaktiyle şu adam hakkını yedim, al parasını diyemiyorsun. Veya desen adam tak vuracak. Sesini çıkarma. Tövbe istiğfar et, onun adına hayır ediver. Tabi bu büyük fitne olabilir. Ben senin hakkında bu adam işte şudur dedim, budur dedim. Desen adam tak vurur. O zaman söyleme. Yok, özür dilerim. Böyle bir şey olmayacak. Hakkını vermeye hazırım. Git ya, ben onu çoktan unuttum. Diyebilir ve parayı diyebilir. Dünyada ödeşimi daha güzeldir. Evet, bunları burada kendimize muhasebe yapıp yapmamız gerekti. Öyle. Helal kazancımı temiz ya Rab. Geçimimi temiz helalden ya Rab. Bir de bereketlendir ya Rab. Bereketlendir. Çalışıyorum çalışıyorum hocam. İki yakayı bir araya getiremiyorum. Dinine yandı mı? Terliyorum çalışıyorum. Ter ceketimden dışarı çıkıyorum ama yetiştiremiyorum. Evet, gene bir yerden fren var senin. Ya besmele çekmiyorsun kerata işe başlarken. Yanlış işler. Besmele çekmezsen şeytan ortak olur. Bereketini görmezsin. Besmele çek, kov bir kere onu. Bak peygamber yatarken bile besmele çek diyor. Bak bismikallahümme ve zatu cembi. Evet, tahilli kalbi ve tayyip kesbi. Kazancımı helal temiz kıl ya Rab. Bereketlendir. Evet, böylece vavfilli zünubi vavfilli zembi. Günahımı da affet ya Rab. Yaptığın şeyler muhasebesi yapıyorsun. Tuh. Evet. Küçüğünü büyüğünü. Çünkü bakın fafilli zembi. Günahımı affet. Küçük büyük kaydı yok. Öyleyse mutlaktır.
Küçüğüne de büyüğüne de kaptar, şamildir. Günahımı affet ya Rab. Ama gerçekten güzel bir pişmanlık duyurarak, samimi olarak diyeceksin böyle. Am ve kebâyebe, sarâirahu ve kebâirahu. Küçük günahlarımı da, büyük günahlarımı da, amdahu ve sehvehu, kasten yaptıklarımı da, bilmeden yanılarak yaptıklarımı da siliver ya Rabbi. Sen büyüksün, ben ettim, sen etme. Evet, hepsini sil de ben de şunlardan kurtulmuş olarak rahat uyuyayım deyiver. Evet, her gün bunu söyle diyor. Ondan sonra da yüzün olsun. Allahümme kıni adabeke yevme teb'at ibadek. Tevbe istiğfar ettin. Allah'ım herkes insanları dirilttin mahşer gününde. Mahşer sıkıntılarından sonra cehennem azabından beni koru. Deyat. Evet. Akşam yatarken bunları ihmal etme. İnsan her zaman kontrol ediyor. Evet, sen kontrol etmezsen Allah kontrol ediyor. Kur'an'da ayetler o kadar çok ki hepinizi kontrol ediyoruz diyor. Evet, yolunuzda kontrol ediyoruz. Melekler görevli, Allah her şeyi görüyor, biliyor zaten. Onun için biz de kendimizi görelim, kendimize gelelim, düzgün yaşayalım, dengeli yaşayalım canım. Allah'ın nimetlerini besmele çekerek helalinden ye. En güzel evde otur, en güzel arabaya bin, en çok parayı kazan, helalinden kazan. Besmele çekerek, terliye terliye, aldatmadan. Senin olsun hepsi, senin için yaratıldı. Böyle yaparsan ahirette senin, dünyada senin. Rabbena etina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene, işte o. Evet, böyle her gün bu hesabı yapmalıyız. Hadis-i şerifi Abdullah ibn Abbas'tan nakletmişler. Allah hem amcası Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Abbas radıyallahu anh'tan hem de oğlu Abdullah'tan razı olsun.